Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici, Kanal Sim'de yayınlanan Öğlen Postası programına konuşarak UBP'nin 20. olağan kurultayına dönük gerçekleştirdikleri anket çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Anketin açıklanmasının ardından yapılan eleştirileri de yanıtlayan Gezici, anketin açıklanmaması yönünde baskı ve tehditler aldığını iddia etti. Bu tehditlerin Türkiye'den gelen kişiler tarafından yapıldığını ileri süren Murat Gezici, konuyu Türkiye'de başsavcılığa ilettiklerini belirtti. Gezici, can güvenliği tehlikede olacağı için bu süreçte Kıbrıs'a gelmeme kararı aldığını söyledi. O yüzden bu süreçte Kıbrıs'a gelmeme karar aldım. Can güvenliğinin tehlikeli olacağından dolayı. Son anketimi yarın çıkma ihtimali yüksek. Onu da kamuoyuna paylaşacağım. Ama şunun için tepki veriyorum. Ben kimseden korkmam. Biz Türkiye'de de çok sıkıntılar, baskılar gördük. Fakat sonuçları açıkladık. Türkiye'deki 3 seçimi en yakın bilen merkezin. Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı bilen tek merkezin. Yunanistan'daki sonuçları bilenim, İngiltere'de, İtalya'daki sonuçları bilen bir kurumuz. Yani tehditlere boyun eğmeyiz ama can güvenliğini de korumak zorundayız. Ve baskılara refleks vermesi amaçlı gerçekleri halkla paylaştım. Çünkü peki, Sayın Gezici, tehlikeli. Peki, Sayın Gezici, belli ki tehditler aldığınızı söylüyorsunuz. Bazı isimler tarafından bunların aslında Türkiye'den gelen isimler olduğunu söylediniz. Öyle değil mi Sayın Murat Gezici? Evet. Ve bununla ilgili isim verme şansınız var mıdır şu anda? Türkiye'de suç duyurusunda bulunduk. Dün itibariyle savcılığa. O yüzden savcılığa beyan etmemizden dolayı savcılığın bize söylediği kamuoyuna paylaşmayın, takip yapılıyor. Hı hı. Bu kişiler gerek telefonla tehditlerini sürdürdüler, gerek ofisi arayarak, örneğin CTP, örneğin toplum partisinden veya farklı ideolojiye sahip kişilerin bu partiye destek amaçlı kongrede oy kullanmasıyla ilgili destek amaçlı isimler toplanmış, yani üye yapılmış diye ama vatandaş üye olmadığını biliyor, evet. Haberin olmadığını söylüyor. O yüzden ben sandığa gitmeyeceğim diyor. Yani evet. Ulusal Birlik Partisi'ne kayıtlı seçmen sayısı 5.500 civarında. Pardon, özür dilerim, 8.500 civarında. Evet. Sandığa katılım 6.000 ile 5.000 arasında olma ihtimali yüksek. Yani